selamlar. Hoş geldiniz hepiniz. Şimdi bu deprem olayı olduktan beridir, dün 4.45, arkasından 4 ve 3.8, 3.2 şeklinde depremler meydana geldi. Bu depremler hiç, yani bazılarına ciddi panikler yarattı. Fakat ben dün anlattım size. Yani dikey fayların hiçbir etkisinin olamayacağını, sadece yapabileceği en güçlü etkiyi 4.4 ile yaptığını ve bunların arkasından 4, 3.2, 3.8 ve 2'ye doğru ineceğini söylemiştim. Yani bu fay, iki tane Kayseri'den geçen fay vardır dedim. Birisi Sivas Divri'den başlıyor ve arkasından Bünyan'dan itibaren Talas ve üzerinden Hisarcık, Ali Dağ, Hisarcık ve Erciyes'in altından geçerekten bu Adana'ya doğru uzanıyor ve orada belli kırık yerleri var dedim. İkinci fay da Erkilet'ten başlıyor, İncesu ve Yeşilhisar'a kadar devam ediyor. Yani bunun üst katmanlarında Gemerek tarafı da var. Fakat bu faylar hiçbir şekilde ne yapmıyor? Yani bir güç elde etme imkanına sahip değildir. Sadece başka yerlerde oluşan faylara, sesini açayım. Başka yerlerde oluşan faylara ne yapıyor? Bu oradaki sismik dalgaları kendi içerisinde yansıtan bir özelliği var. Yani esas itibariyle bir levhanın çarpması veya iteklemesiyle beraber bir güç meydana getiremiyor. O yüzden yani sınırlı bir gücü var. Bunu anlattım zaten. Siz yani Sivas Divri'de yer altında çalışan maden ocaklarındaki kişiler ne yapıyorlardı? Orada yani bu sesleri ya yani bu yani alt katmanlardaki levhaların çarpışmasını orada duyuyorlardı. Ve bunların yani böyle kayda değer hiçbir özelliği yoktu. Yani en basitinden şöyle bir iş makinası yani yürürken veya bir paletli bir cihaz yürürken yaptırdığı sarsıntının benzeri bir sarsıntıyı yapıyor diye düşünebilirsiniz bunu. Ama maalesef üzülerekten söylüyorum. Sosyal medya ve medya yani Kayseri de yayın yapan bir tane TV1 mi, TV Kayseri mi neyse artık öyle bir medya o unsuru ve sosyal medyada felaket tellalları yapanlar altı şiddetine depreme hazır olun gibisinden asılsız saçma sapan yayınlar yapıyor ve bir uzman görüşü diyor. Şimdi şunu söyleyeyim, ben yer bilimlerine hayatımı adadım. Dağlarda gezdiğimi videolardan görebilirsiniz. Hakkari'den tutun da, Adıyaman, Gerger'den tutun da, Malatya, Pötürge'ye kadar, Uşak iline kadar, Afyon'a kadar. Türkiye'nin birçok yapısal düzlemini, jeolojik formasyon üzerinde neler yaptım? İncelemeler yaptım ve bu konuya hayatımı verdim. Ciddi bir şekilde bu konu, yer bilimleri hakkında belli bir uzmanlığım oldu. Ve bunu kalkıp da bir yer bilimi uzmanı böyle bir şeyi söyleyemez, söylerse bilimle çelişmiş olur. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Bunu hiçbir şekilde aklınızdan çıkartmayın ve ne yapın her zaman için kendinizden emin davranın. Bunu ben söylüyorum ve arkasından kalkıp 1880 yılında yani Osmanlı Devleti döneminde deprem olduğunu işte bir tane kalkıp bir özür dilerim şöyle bir şey yapalım. Bir tane gazete sorumsuzca bir yayın yapmış. Bana onu Google üzerinden aratıp bunu işte bak böyle bir deprem olduğunu söylüyor. Şimdi canlar, jeolojik devirler ve jeolojik zamanlar diye bir şey vardı. Jeoarkeoloji deriz. Buna paleontoloji de derler. Önemli değil. Fakat jeolojik devirler 800 milyon yıl öncesinde, 1 milyar yıl öncesinde, yani Palezoik dönemi,
Protozoik dönemi, Mezozoik dönemi, Senozoik dönem denen dört devri. Bakın dört devri. Ne yapıyor? İçerisinde jeolojik zamanlara göre de incelemeler yapıyor. Yani zirkonyum adı verilen bir elementin varlığı ve bozulma alakasıyla beraber o dönemlere ait kayaç yapılarını inceliyor. Şimdi kalkıp da bu şekilde bir şey el yazmalarında dahi olmayan bir şeyi oraya yayın diye yapan ahmak gazeteler var. Ha, onu yazarsan Google'da da o çıkar. Ve bilgi kirliliği internet dünyasında, sosyal medya dünyasında veya medya dünyasında artık sırf izlenmeyi arttırmak amacıyla insanların korkuları üzerinden prim yapmak adına ne yapılıyor? Bunlar üretiliyor. Bunlar hiçbir tanesine itibar etmeyin. Hiçbir tanesine ne yapmayın? Hiçbir tanesine kulak asmayın. Doğru bellidir. Bilimsel gerçek, yani bilimsel gerçek tamamen deneysel gözlem ve matematiksel netlikle beraber ortaya çıkartılır. Varsayımlarla veya söylentilerle, rivayetlerle ortaya çıkmaz. Bilimin esası budur. Bilim bu şekilde yürür. Ve hiçbir şekilde yani bilim insanları böyle söylentilerin peşinden veyahut böyle varsayımların peşinden yürümez. Varsayımlar varsa bunları kesin ispatlayan deneyler ve defalarca kez tekrarlanan unsurlarla ortaya koyarlar. Ve bu unsurları ortaya koyup ona göre ne yapar? Hareket eder ve hareket zeminini meydana getirirler. Bunu hiçbir zaman hiç aklınızdan çıkartmayınız. Her zaman için Kayseri ilinde bir deprem yani yapabilecek en yüksek seviyesini yaptı ve bitirdi. Ha hocam biz Maraş'ta ilindeki yüksek sarsıntıda burada sarsıldık. Bu deprem değil miydi? Şimdi sismik dalgalar yani bulunduğu yerden itibaren o levhanın üzerindeki Anadolu levhasında yani ta 400 kilometrelik bir yani çember içerisinde aldığımız zaman oraya kadar ilerler. Bu deprem biliminin konusudur. Ben bununla ilgili daha önceden de videolar hazırladım. Onu YouTube'daki Maden Yer Bilim sayfasından bakabilirsiniz. Yani onları incelersiniz. Ya bu kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü biz Anadolu levhası üzerinde yaşıyoruz. Anadolu levhası üzerinde yaşadığımız için bir yerde oluşan depremi yani 400 kilometre çapındaki bütün yani levhanın üzerinde bulunan yerleşim yerleri hissedecektir. Bu yani normal bir olaydır. Ve o zaman Kayseri 5,8 şiddetinde bir sismik dalgayı gördü. Evet, 5,8 şiddetinde bir sismik dalgayı gördü ve o sismik dalga burada ne yaptı? Belli yerlere sarsıntılar meydana getirdi ve insanlar paniğe kapıldılar. Ve yani bu Maraş depremi dediğimiz deprem yani şu son şeydeki yani bizim yer biliminin yani şu andaki şeylerine göre çok nadir olabilecek bir depremdi. Aynen bu San Andreas fayı dediğimiz epigenezlerin bulunduğu hatlarda oluşan depreme benzeyen bir yanı vardı. Yıkıcılığı çok yüksekti. Haddinden fazla yüksekti. Ha bunu da bakın böyle kalkıp da harp, marp gibisinden yani saçma sapan şeylerle anlatmaya çalışanlar var. Bunların da yani amaçları aslında tamamen iğdiş edilmiş bir zihniyetle beraber karanlık şeyiyle korku imparatorluğunu yaratma amaçları var. Ben bunları Simya Keşfe sayfasında detaylı şekilde anlattım ve tekrar etmeyeceğim. Çünkü yani katrilyonlarca ton ağırlığında olan bir levhayı kalkıp da bir yani böyle abuk subuk şeylerle şey yapılması bakın trilyonlarca ton demiyorum. Katrilyonlarca, kentrilyonlarca ton ağırlığındaki bir levhayı kalkıp da bir frekans, merekans böyle bir şeyler yapmam bitmesi mümkün olmayan bir şeydir. Mümkünatı yoktur bunun. Hiçbir yer bilimci de böyle asılsız, astarsız, saf safhalara ne yapmaz? İtibar etmez.
Ve peki bu depremler hocam neden olmaya başladı derseniz, bu depremlerin olmasındaki sebep şudur. Dünyanın manyetik alanı kayma içerisine girdi. Dünyanın manyetik alanı kaydığı için yani bu depremleri göreceğiz. Kaçınılmaz bir gerçektir. Yani bu dünyanın jeolojik evriminde oluşan bir süreçtir. Her zaman için olmuştur. Yani bundan öncesinde de olmuştur ve olacaktır da. Kaçınılmayacak bir olay olduğu için burada bunlarla alışmaya ve en yani kolay bir şekilde jeoteknik bilgisiyle beraber yapılan işlemlerle beraber yani inşaatlarımızı, yerleşimlerimizi hareket ettirerek ne yapmak? Önlem almak bizim görevimizdir. Ve bir olmayı bilmek, bencillik yapmamak en önemli görevdir. Bu görevle beraber olur ise yani ve paniğin anlamsızlığını bilirsek hayat daha kolay olur. Yoksa hayat kolay olmaz bize. Hayat zor olur. Bunları yarı göreceğiz, görmeyeceğiz değil. Çünkü manyetik alan ne kadar kayarsa dünyanın çekirdeği içerisindeki manyetik şey, oradaki bulunan atmosfer adını verdiğimiz magma yapısı hareket ederekten taş küre üzerinde hareketlenmeler meydana getiriyor. Haliyle bu da ne yapıyor? Levhalar üzerinde baskıyı oluşturuyor ve bu depremler meydana geliyor. Bunlar gayet doğal şeyler. Ha, ilerleyen zamanda bu kutup bölgesi kaymaya devam ettikten sonrasında yani dünyanın kuzey kutbu ve güney kutbu yer değiştiricidir ve kuzey kutbunun ve kutuplar bölgesindeki durum arkasından tropikal iklimin olduğu yere gelecek ve orada belli bir buzul çağı da yaşanacaktır. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Ha, bu uzun yıllar boyunca olacak bir şeydir ve her zaman için yani Pangea kıtasının olduğu devirden beridir. Ya da bu daha önceki jeolojik devirlerin olduğu zamandan beridir devam etmiş bir süreçtir. Hiçbir şekilde bitmeyen bir süreçtir ve sürekli devam eder. Bunları yani biz ne yapacağız? Göreceğiz. Görmek zorundayız. Çünkü evrimsel süreç, yani jeolojik evrim bu şekilde yürür. Evet, ve bu şekilde hepimiz doğruyla doğru, düzle düz hareket edeceğiz. Ve gönlümüzü ferah tutacağız. İlimden gidilmeyen yolun karanlık olduğunu bileceğiz. Ve hak ile hak olma yolunda ilerleyeceğiz. Allah'a emanet olun.